Hazreti Ömer zamanında Ebu Hureyre, ki daha öncesinde çok fakir, aç, Hazreti Peygamber'in mescidinde yatan Ashab-ı Suffa'dan biri, Hazreti Ömer zamanında Bahreyn'e vali olarak atanıyor. Bir süre sonra Halife Ömer ona bir not gönderiyor. Diyor ki, Ebu Hureyre, seninle bir buluşalım, bir görüşelim, hesaplaşalım. Neticede valisin. Ebu Hureyre ile bir araya geliyorlar ve Ebu Hureyre'ye diyor ki, ya Hureyre diyor, senin diyor atlarının sayısı çoğalmış diyor. Hesabını yaptım. Devletin sana verdiği maaşla böyle at alamazsın. Böyle bir at alma şansın yok. Gemici kalamazsın yani. İşte oradan artık çıkarsın vatandaş. Sen diyor bu hesabını gördüm senin diyor. Git bakayım diyor o atları, malları, paraları hepsini getir devlete iade et. Beytülmal'a, halkın kasasına. Ebu Hureyre de diyor ki olur mu öyle şey diyor ya. Ben diyor atları aldım diyor. Bir kısmı doğurdu, bir kısmı da bana hediye geldi diyor. Hazreti Ömer elindeki kırbaçla Ebu Hureyre'nin sırtına öyle bir vuruyor ki Ebu Hureyre'den kan fışkırıyor. Kan fışkırıyor. Kaynak böyle yazar. İbn-i Sad, Tabakat adlı eserinde bu vardır. Hatta Doktor Ali Şeriat-ı Ebuzer adlı kitabında da bunu işler. Sonra da bağırıyor sesini yükselterek, git çabuk getir onları diyor. Git neyin var topla getir. Ben hesabını gördüm senin. Sen bu parayla bunları alamazsın. Şimdi bakınız. Bunun üstüne getiriyor tabii ki malları, iade ediyor. Ve ben bunu niye anlattım? Bunu şundan dolayı anlattım. Bir devlet görevlisi yahut da bir yetkili yahut kamuonun haklarını taksim eden, o haklara memurluk eden bir kişinin elde ettiği ganimet, mal, mülk mutlak anlamda sorgulanmalıdır. Şimdi bakın, bir millet, ki düşünün ki vekilinin kendi sırtından ne kadar aşırdığının farkında değil. Umurunda da değil. Diyor ki adam, hiç olmazsa diyor bizden diyor Müslüman o götürsün. Bu beyinsizliğin daniskasıdır. Bunun dinle kitapla alakası yoktur.